Yolcular Belediyesi 4 aydır temizlik işçilerinin maaşlarını ödemiyor. Maaşlarını alamayan işçiler de çöpleri toplamayı bıraktı. Ortaya çıkan manzara ise tek kelimeyle korkunç. Avcılar çöp deryasına döndü. İşte 2018 Türkiye'sine yakışmayan o görüntüler. Yanındaki dükkanın esnafıyım. Şu hali görüyorsunuz. Burada biz şurada oturup çay içemiyoruz ya. İnsanlar geçerken ağzını burnunu kapatarak geçiyorlar. Belediyeden maaşlarını alamayan temizlik işçilerinin başlattığı eylem avcıları nefes alamaz hale getirdi. CHP'li Avcılar Belediyesi tam 4 aydır maaş ödemiyor. Maaşlarını alamayan belediyenin temizlik işçileri son çare olarak çöpleri toplamama kararı aldı. Bu durum özellikle semt esnafını çok zor duruma düşürdü. Şimdi CHP olduğunu kokudan alıyoruz zaten. Burası CHP belediyesi diyoruz. Yani başka bir şey yok. Duracak, yapacak bir şey yok. Herkes görsün avcıların rezilliğini. Burası Mustafa Kemal Paşa Mahallesi. Yani Avcılar Belediye binasının yan sokakları. Esal Hoca dükkanı kapatmak zorunda kalacak. Çöp içinde ne kadar yaşayabilir insanlar? İddialara göre Avcılar Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri aylardır maaşını alamıyordu. Alamadıkları için de eylem yapıyorlardı. İşte bu yüzden de çöpler toplanmıyor ve sokaklarda çöpten geçilmiyor. Belediyeyi yönetemeyen hükümeti yönetemez. Bir küçük belediye yönetemiyor. Hükümete nasıl yönetecek? Grevden dolayı da çöpleri toplamıyorlar. Maaşlarını alamıyorlar. İşin açıkçası bu. Sem sakinleri bir an önce CHP'li Avcılar Belediyesi'nden çözüm bekliyor. Avcıların çoğu mahallesinde durum aynı. Sokaklar çöpten geçilmiyor. Belediye başkanı hiçbir şey yaptığı yok. Bu şekil böyle devam ediyor. Sana pisler. Başka bir şey ne olacak? Yani biz de korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Mecbur çocuğu gezdirmeye çıkardık. Sinek. 40 yıldır biz buradayız. Biz bu kadar böyle bir şeyi görmedik yani. Avcılarda işçiler belediyeden maaş alacakları günü, esnaf ve semt sakinleri ise çöplerin bir an önce kaldırılmasını bekliyor. Ya çok güzel.